Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kıynam size dikkatler ekranımızı bulsun. Yavrupa'daki Uygurlar Paris'e yığılıp 72 yıllık asaretke karşı namayışı ötküzdü. Yevropa'nın her kaysi devletlerden kelgen Uygurlar Fransiya paytaxtı Parijga yığılıp, Xitayning 72 yıldan beri Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatqan irqi qırğınçılıq siyasetige qarşı namayış ve bayanat elan qilish yığılışı ötküzdi. 2 oktyabr Yevropa'daki her kaysi devletlerden kelgen Uygurlar Xitay komünist rejiminin Şarkı Türkistan'daki işgaliyetinin 72 yıllığı ve yıqınqı yıllardan beri Şarkı Türkistan'da icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetige qarşı namayış ötküzgen. Namayışını Fransiyada faaliyet kılıvatkan Avrupa Uyghur İnstitutu teşkilligen bulup, Gollandiya ve Belgiya Katarlıq devletlerdeki Şarkı Türkistan halkı, siyasi faaliyetçiler ve ceza lagiri şahitlerimi namayışkı katnışı üçün maksus Parijge yığılgan. Namayışkı yana Uyghurlarını kollaydıgan Avrupa ve Fransiyanın parlament azaleri şundaklı zor sandaki yerlik Fransuzlar katnaşkan. Namayışçılar Xitay'a karşı türlük plakatlarını Şarkı Türkistan bayrağını götürüp, jaranlıq şuarlarını tovlığınıca zor kölemlik yürüş kılgandın sırt, Uyghurlar tayarlıgan Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın zulümü əks ettirilgen kısqı drama orulunup, xalıqını təsirlendirgen. Arqıdın namayışçılar Cumhuriyet Meydanında Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan 72 yıllık terör siyaseti ve cinayetler haqqıda bayanat elan kılgan. Ondan başka Avrupa ve Fransiya parlament azalarımı söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturu siyasetlerine ayıplıgan. Avrupa Uyghur İnstitutu'nun reisi Dilnur Hanım'nın bildirişçe, bu kıtın Parijge yığılıp birleşme namayışı ötküzüşünün sebeplerden biri, Fransiya hükümetinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur Qatarlıq milletlerine icra kılgan cinayetlerini irqi qırğınçılıq dep bekitişige törtke buluş iken. Mälum buluşça bu kıtın Avrupa'daki Uyghurlar birlikte faaliyet kılgan bulgaçka, şundaklı yerlik halkının mı kollaşığı erişkeçken namayışkı 2000'ı yakın adam katnaşkan. Namayışına Fransiyanın nüpuzluk tarat kolurdu haber kılıngan. Gollandiya Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti reisi Abdurrahman Abdullah Efendi'nin bildirişçe, cemiyet namayışkı Gollandiya'dan maksus adam teşkillep evetken. Xitay'a karşı namayışına Şivisiya paytaxtı Stockholm'daki Xitay'nın baş elçihanısı aldıdımı ötküzülgen bulup, namayışta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti qattıq ayıplengen. Şunaqlı Xitay'dan Şarkı Türkistan halkıge qaratkan terör siyasetini toxtuş talep kılıngan. Ondan başka Amerika'daki Uyghurlar 1. oktyabr Washington'daki Lincoln Hatırı Sarayı aldıda Xitay'nın bastırı siyasetige karşı namayışı ötküzgen. Namayışını Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu ve Amerika Uyghur Birleşmesi teşkilligen bulup, bir kısım parlament azalarımı katnaşkan. Namayışta Xitay'a karşı bayanat elan kılıngandı sırt, ceza lagiri şahitleri özleri baştan keçirgen dehşetli keçirmişlerini sözlep ötken. 1. oktyabr yana dünyanın her kaysi caylarındaki Tibet, Mongol Qatarlı Xitay'nın işgaliyeti aslındaki milletlerimi okşumağın tariqide Xitay'a karşı namayış ötküzgen. Amerika Tayvan'a herbi yardım berişke vaadi berdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin muavin ministeri Tayvan'a bergen vaadisini devamlı ameliyleştirip, Tayvan'ın özünü qoğdaş iktidarını östürüşüge yardım beridiganlığını kayıt ta'kidlegan. Amerika Avazı'nın bu vaqtki haberde bildirilişçe 1. oktyabr Amerika Aql Ambiri Strategiya ve Xalqara Tadqiqat Merkezde ötküzgen sırlıq söhbette Amerika muavin Devlet Müdafiye Ministeri Kathleen Hayes Amerika'nın Xitay'nın tez süratte uruş üskünlerini yenilişiğe dikkat kılıvatkanlıqını ve Xitay'nın rayon ve Tayvan'a karatkan herbi tehdidige yıkındın köngül bulduğanlıqını bildirgen. O yığında riyasetçinin Tayvan boğazıdaki ciddi vaziyette Xitay Tayvan'a herbi tehdit silivatıdı. Xitay Tayvan'a tacavuz kılışı mümkün. Amerika bununla kandak inkas kaytırıdı digen sualıga cevap verip, Amerika Tayvan boğazı vaziyetinin terakiyatıgı yıkındın dikkat kılıvatıdı. Hawaii'deki Hindi Tiniç Okyan Komandarlık Organı her günü vaziyetini gözdüvatıdı. Amerika'nın bu rayondaki yuşurun tehditlerini küçülük kontrol kılış iktidarı bar digen. O yana Amerika bilen Tayvan'ın münasibetinin yakşı işkerlikini 70. yıllardan başlap Tayvan'a bergen vaadisini saklap gelgenlikini, bunun yadrosi Tayvan halkının özünü qoğdaş iktidarını östürüşüge yardım beriş işkerlikini, bunun Xitay'nın Tayvan'a kılıvatkan tehditini özgert eleydiganlıkını, şundakla Amerika'nın menfaatigimi uygun işkerlikini bildirgen.
ve Amerika'nın bu meselede dünyanın her kaysi caylardaki şirikleri bilen zic hemkarlaşıdığallıqını təkidleyen. Yıkınkı bir mezgildin buyan, Xtay Tayvan'a karatkan herbi tehdidini küçeytken bulup, herbi ayruplan ve uruş paraxotları Tayvan'a aylınıp Tayvan'a karşı herbi manevir ötküzgen. 1. Oktyabr Xtay armiyesi yana Tayvan'ın garbi canıp hava müdafiye periklandırış rayonu'a türlü küreşçi ve bombardımancı ayruplarlardan bulup cemi 38 herbi ayruplan evetken. Amerika Xtay'nın Tayvan'a karatkan herbi tehdidigi karata Tayvan boğuzuğa avyamatke evetken. Türkiye'deki bir türküm teşkilatlar Xtay'a karşı ortak bayanat ilan kıldı. 1. Oktyabr Xtay'nın Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgenlikinin 72 yıllığı münasibeti bilen her kaysi devletlerde Xtay'a karşı namayış ve akbarat ilan kılış yığılışı ötküzülgende sırt, Türkiye'deki bir kısım teşkilatlarının hemkarlığı da ortak bayanat ilan kılındı. Xalqara Balılar Hakları Cemiyeti Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Xalqara Türkistan Birliki Qatarlıq Təşkilatlarının təşkilleşi ve Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlikinin kolluşu bilen Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq bar. Xtay sotlansın. BDT'deki 5 daimi əza sükütte teması da faaliyet təşkillengen bulup, 1. Oktyabr Türkiye'nin bir neçi şehirde Xtay'nın Şarkı Türkistan'daki terör siyasetine karşı bayanat ilan kılındı. Bayanatta Xtay'nın 72 yıldan beri Şarkı Türkistan halkını vahşi zulümler bilen yoktuş ve asimilasiya kılışkı urunğanlığı bulup mu 2016 yıldan başlap Uyghurlarını keng kölemlik ceza lagırığı solap irqi qırğınçılıq yürgüzgerliki kayıt kılındı. Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi reisi Abdusalam Teklimakan faaliyeti söz kılıp, Xtay'nın növeti Şarkı Türkistan halkıgi qeyri yaş çoğun kiçik demestin irqi qırğınçılıq yürgüzü atkallıqını Xalqara kişilik hukuk teşkilatları hem de garip devletlerinin parlamentlerinin Xtay'nın kılmışlarını irqi qırğınçılıq deb bekitkenlikini, bırak bu haqtiki hareketlerinin yeterlik bolmağanlıqını bildirdi. Mezkur faaliyet Balılar Vahbi reisi Mustafa Robişi'nin otturgu koyuşu bilen başlanğan bulup, yukurqı teşkilatlar bir neçik günden beri Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq bar. Xtay sotlansın. BDT'deki 5 daimi əza sükütte temisindeki mektubunu 40 neçik tilde tayarlap, BDT Xalqaradaki kişilik hukuk teşkilatları ve barlıq devletlerinin Türkiye'de turuşluk baş elçihanısı'a evetken. Otur Asiya'dan gelgen bir heyet Teşkilatlar Birlikini ziyaret kıldı. 2. Oktyabr Rusya ve Kazakistan'dan gelgen muhbir ve teşkilat vekillerden teşkillengen bir heyet Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikini ziyaret kıldı. Mezkur heyet Rusyalık jurnalist, insan hakları faaliyetçisi Alexey Kazak, Dünya Uygur Kurultayının Kazakistan vekili Sadırdin Ayupov ve Kazakistan'daki Cemaat Erbabi ve Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Alişir Halilov, Azatkan Abbas Qatarlıqlardan teşkillengen bulup, heyetinin Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan bilen Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlıq Cemiyetinin muavin reisi Musajan Er İşxanisti kütü aldı. Ziyaret jarayonida mehmonlar bilen Şarkı Türkistan davası hamda növbetdeki Şarkı Türkistan vaziyeti haqida fikir almashtirdi. Bir necha yildan beri Rusya ve Kazakistan'da Uyghur meselesini tonutishda önemli xizmet qilib atgan Rus jurnalist Alexey söz qilib, Uyghurlar başdan kechirib atgan vahshi zulmlar sebeplik özinin hayatını Şarkı Türkistan xalqi uchun atiganligini bildirdi. Ziyaret oxirida hay'atga Şarkı Türkistan bayrağı tushirilgan hadiya taqdim qilindi. Alexey Efendi 3. Oktyabr yana İstiklal Televiziyasının söhbet programmasına katnışıp, özünün nemi üçün Uyghur meselesini Rus dünyasına tonutuş sepirge atlanğanlıqını, bu jarayanda kılgan hizmetlerini, his duyğularını tonuşturup ötdi. Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hemkarlıq Cemiyeti aylık söhbet yığını ötküzdü. Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hemkarlıq Cemiyeti 3. Oktyabr çapıdaki cemiyet merkezde aylık söhbet yığını ötküzdü. Söhbet yığını Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Aldı bilen Cemiyet Reisi ve Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ikili sözü kıldı. O sözü de Ma'arif Cemiyeti'nin İslami ve Milli Nukti Nazar asası da Şarkı Türkistan'ın müstakil kılıçını nişan kılıp kurulgan bir İslami siyasi teşkilat işgelliğini tekitledi. Ve neçi yıldın beri nurgun yaşlarını terbiyelip kilovatkallıkını, onların hazır dava sepede aktif hizmet kılvatkallıkını, Xtay her xil vasıtlar bilen Şarkı Türkistan davasını tosuşku urnuvatkan bir peyitte, her bir Uyghur'nun kollaş tarafta turuşunu ümit kıldıqallıkını bildirdi. O sözü diyene bunun dinkin faaliyetlerinin kölümünü devamlıq kenaytidigallıkını kayıt kılıp ötdi. Arkadan cemaat erbabi Abdiqadir Yapcan söz kılıp, Xtay'nın Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgenden beri,
Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilish jinoyatini ozroqmi to'xtatmaganligini, Uyg'urlar cho'qim Xitoyga qarshi amaliy jihodga o'tishi kerakligini bildirdi. Yig'inda yana aloqador masalalar muzokara qilindi va yig'in qatnashchilari Sharq Turkiston da'vosini texnomo kuchaytirish haqida taklif fikrlarini o'tirg'i qo'ydi. Oxirida yig'in Abdulhafiz Xalpitajimning Sharq Turkiston mujohidasiga aktiv qatnashishga rag'batlantirgan nasihati va duosi bilan oxirlashdi. Belgiya musulmonlari shar'iy bo'g'izlashni cheklash qaroriga qarshi ariz sundi. Belgiyadagi islomiy tashkilotlar Belgiya asosiy qonun sud mahkamasining hayvonlarni islomiy usulda bo'g'izlashni cheklash qaroriga qarshi Yevropa kishilik huquq sudiga ariz sunganligini e'lon qildi. Al Jazeera to'rining 2 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Belgiyadagi islomiy jamiyatlar bu haqda bayonot e'lon qilib, Belgiya asosiy qonun sud mahkamasining hayvonlarni islomiy usulda bo'g'izlashni, ya'ni shar'iy bo'g'izlashni cheklash qaroriga qarshi Yevropa kishilik huquq sudiga ariz qilishni qaror qilganligini bildirgan. Mazkur jamiyatlar bayonotida o'zlarining Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa sudiga ariz qilish qarorining Belgiyadagi yuqori adliya organining oldingi payshanba shar'iy bo'g'izlashni cheklash qarorini tasdiqlagandan keyin chiqarilganligini bildirgan. Bayonotda navbatdagi shar'iy bo'g'izlash usulining hayvonlarni tok soqtirib o'ltirishning o'rnini egallaydiganligini, ommaviy sog'lomlik, yemaklik bexatarligi va hayvonlar farovonligi talabiga to'liq mos keladiganligi tushuntirilgan. Bildirilishicha 2019-yili Belgiyaning janubiy rayonidagi Valloniya va shimoliy rayonidagi Flandersda hayvonlarni qo'g'dash va farovonlik to'g'risidagi yangi qonun yo'lga qo'yilgan. Bu qonun islom shariati va yahudiylarning qoidasi bo'yicha mol bo'g'izlashni cheklagan. Mazkur qonunda qassoblardan hayvonlarni bo'g'izlashdan burun tok bilan soqib o'ldirib, ondan bo'g'izlash talab qilingan. Musulmon va yahudi tashkilotlari mazkur qonun loyihasiga qarshi chiqib, shar'iy usulda bo'g'izlashni cheklashning diniy erkinlikka qarshi ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Shundoqla ikkili dinning bo'g'izlash jarayonida hayvonning sog'lom bo'lishini talab qildiganligini, bo'g'izlaganda qonning iqitilishi kerakligini, tok bilan soqib o'ltirish yoki narkoz dorilarini ishlatishning shariat belgilimlariga xilof ekanligini bildirgan. Islom dushmanligi bilan tunilgan rassam qatnash vaqasida kuyib o'ldi. Islomga dushmanligi bilan tunilgan shvetsiyalik hajviy rassam Laris Velikis bilan ikki qo'g'dig'uchisi qatnash vaqasida kuyib o'ldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Shvetsiyaning Dagenis Nihergesining xabariga asoslanganda, Laris Velikis va ikki qo'g'dig'uchisi qatnash vaqasida o'lib ketgan. Soqchi boshlig'i Andres Torenberg e'lon qilgan bayonotida vaqani jazmlashtirgan. Shvetsiya davlatlik televiziya kanali SVT'ning xabar qilishicha, Simaland rayonidagi Margaret Oltraq rayoniga yaqin yuqori sur'atlik tosh yo'lda yuk mashinasiga soqilishi natijasida Laris Velikis o'ltirgan avtomobil partilgan va o't ketgan. Vaqada islom dushmanligi bilan tunilgan rassamni qo'shganda 3 kishi kuyib o'lgan va 1 kishi og'ir yaralangan. Yaralangan kishining yuk mashinasi shofiri ekanligi, avtomobilda qazo qilganlarning bo'lsa Laris Velikis va 2 soqchi qo'g'dig'uchisi ekanligi uqtirilgan. Simaland soqchilari bu vaqani tekshirishni boshlaganligini e'lon qilgan. 2007-yili Shvetsiyaning yerlik gazeti Nerikis Allihanda Laris Velikisning Muhammad alayhissalomga haqorat qilgan hajviy rasmlari e'lon qilingan va islom dunyosida zo'r norozilik qo'zg'agan edi. 2007-yildan boshlab maxfiy o'rinda yashashga boshlagan va soqchi qo'g'dig'uvchilari bilan sirtqi chiqa oladigan bo'lib qolgan Velikis nurg'un faoliyatlarda norozilikka uchragan. Hatto uningga tuxum bilan hujum qilingan edi. Kabuldagi bomba hujumida kam deganda 8 fuqaro hayotidan ayrildi. Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi Hetgoh jamiyasi atrofida yuz bergan portlashda kam deganda 8 fuqaro hayotidan ayrildi, 20 kishi yaralandi. BBC'ning 3 oktyabrdagi xabariga asoslanganda bu portlash Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujohidning oldingi hafta qazo qilgan onasining xatmi marosimiga yaqin joyda yuz bergan. Hujumdan keyin 3 kishi nazarband qilingan bo'lib, hozirgacha hech qanday taraf hujumni o'z ustiga olmagan. Ilgari Daesh tashkiloti davlatning sharqidagi Jalolobod shahrida bomba hujumi qilganligini e'lon qilgan edi. Bu qitimqi portlash 29 avgust Kabul aerodromida yuz bergan va 170 odam qazo qilgan tunji qitimliq hujumdan keyingi eng cho'ng hujum bo'lib qolgan. Bu hujum haqida Turkiya tashqi ishlar ministrligi yozim bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda bu qabih va inson qalbidan chiqqan hujumda hayotidan ayrilganlarga ta'ziya bildiramiz. Yaralanganlarga shifolik tilaymiz.
dövlətdə dərhal muqimliq və bixətərlik ornatılışıqı tiləkdaşımız digərlər bildirilgən. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşəhədə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkü şəhətlərinə cənabı Allah təbşürümüz. Şuna qılı proqram axırda ekran arxısı ki, barlı xizmətdaşlarıma köptün köp rəhmət edəmən. Assalamu alaikum.